Onun gündemine hep birlikte mercek tutmaya çalışacağız. Narin Güran cinayeti. Diyarbakır'dan önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bir dere kenarında bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler birbirini izlemeye devam ediyor. Hatırlayacaksınız, itirafçı Nevzat Bahtiyar bir kez daha ifadesini değiştirdi ve söyledikleri soruşturmanın seyrini nasıl değiştirecek orası önümüzdeki günlerde belli olacak. Ama şöyle bir baktığımızda soruşturmanın ilk günlerinden itibaren üçüncü kez o itirafçı itiraflarını değiştirmiş, ifadesini değiştirmiş durumda. Şöyle söylüyor: o gün amca Salim Güran'ın anneyle ilişkisi sırasında Nari'nin olanları gördüğünü ve amca tarafından öldürüldüğünü, ardından da cesedi yok etmesi için kendisine verdiğini ifade ediyor İtirafçı. Dolayısıyla şimdi tüm bu gelişmelerin ardından soruşturma nasıl bir yönde ilerleyecek ve üçüncü kez değişen bu ifade ne anlama geliyor? Akla gelen sorulardan biri de bu. Bu itiraflar soruşturmayı başka bir noktaya mı yönlendirmek istiyor? Tüm bu gelişmeleri elbette takip edeceğiz. Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada gelinen son durumu sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanıp Feytepe kapalı cezaevine gönderilmişti. Vicdan azabı çektiğini söylüyor ve bildiği her şeyi anlatmaya hazır olduğunu söylüyor. Her şeyi itiraf edeceğini söyleyerek bir kez daha adliyeye getiriliyor ve orada üçüncü kez ifadesini değiştiriyor. Gelişmeler, özellikle Diyarbakır'dan gelişmeleri takip edeceğiz ve bu ekranlarda sizlerle paylaşacağız. Narin Güran 19 gün sonra vahşice katledilen ve cansız bedeni o derenin kenarında bulunan Narin Güran'ı Türkiye konuşmaya devam ediyor. Narin'in okulda olması gerekiyordu ama bu yıl arkadaşlarıyla birlikte ne yazık ki okula başlayamadı. Efendim devam edelim. Gündemin önemli başlıklarından bir tanesi de okullar ve okullarda yaşanan hijyen problemi. Tasarruf, kamuda tasarruf okullardan başladı ve okullardaki temizlik personelinin sayısı azaltıldı. Hal böyle olunca okulların açılmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında devlet okullarından benzer görüntüler gelmeye başladı ve okullarda çöp yığınları oluştu. Tam da bu noktada gözlerin çevirdiği isim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'di. Yusuf Tekin dün bir programda gazetecilerle bir araya geldi ve orada haliyle gazeteciler Bakan Yusuf Tekin'e soru sordu. Okullardaki bu tablonun nedenini ve buna ilişkin nasıl bir önlem alınacağını sordu. Hatırlayacaksınız. Dün görüntüleri Tele1 ekranlarında sizlerle paylaşmıştık. Bakan Tekin dedi ki bugünün gündemi bu değil. Bugün sadece basketbolu konuşuyoruz demişti. Tepkiler arttı. Bakan Tekin sosyal medyanın gündemine oturdu. Hal böyle olunca Tekin'den beklenen açıklama bir televizyon programında geldi. Bakan Tekin diyor ki 30 bin temizlik personeli alınacak. Bugün arkadaşlar gündemimiz basketbol, başka bir ortamda onları da konuşacağız. Ama efendim gerçekten çok büyük bir sıkıntı var okullarda. Okulla ilgili sorularınız varsa cevap verelim. Ama bütün Türkiye bunları... Okullardaki hijyen sorunu bir süredir birçok siyasetçi ve eğitim sendikasının gündeminde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu eleştirilere verdiği yanıtsa tepki konusu olmuştu. Bakan Tekin gelen tepkiler üzerine katıldığı bir televizyon programında pazartesi günü 30 bin temizlik personeli alınacağını açıkladı. İş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. Sınırlı kaldığı için sorunu çözemedik. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen %25'i ancak doldurulabildi. Bu talep eksikliklerden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibariyle tam zamanlı 30 bin personel alınacak. Gelecek hafta ilave personelle sorunu çözeceğiz. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise sorun çözmekten çok sorun yaratan iş gücü uyum projesini eleştirdi. Gerçekten de bu şartlar altında çalışılmaz. Yani günde 566 lira cep harçlığıyla hem de sigortasız şekilde kimse çalışmak istemez. İnsanlar da haliyle vazgeçmişler. Bakırlıoğlu, Bakan Tekin'i istifaya davet etti. Çayın taşıyla çayın kuşunu vurup vurmak istediler. Ancak bakanlık ava giderken avlanmış durumda. Okullarının temizliğini dahi yapamayan bir Milli Eğitim Bakanı'nın o koltukta oturmaması lazım.
ve bir an önce istifa etmesi lazım. Bir an önce istifa etmesi gerekiyor diyor muhalefet. Özellikle dediğim gibi eleştirilerin hedefinde olan isim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Değerli izleyiciler, sadece okullardaki bu hijyen problemi ve oluşan çöp yığınları değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezinde olduğu bir skandal daha çok konuşulmaya devam ediliyor. Onlardan bir tanesi de öğretmen atamaları. Hatırlayacaksınız, geride bıraktığımız gün içerisinde sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları önce E-Devlet üzerinden erişime açılmış, sonra apar topar kaldırılmıştı. Peki mülakatın da daha önceki seçim döneminde yine bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırılacağı sözünü verdiğini de burada hatırlatmak gerekiyor. Hal böyle olunca öğretmenler o mülakat sonuçlarını bekliyordu. Peki o süre içerisinde ne oldu? O sonuçlar neden erişime açıldı ve sonrasında neden apar topar kaldırıldı? Muhalefetin işte tüm bu yaşananlara tepkisi de oldukça sert. Bu arada tabii gözlerin çevrildiği Milli Eğitim Bakanı ne diyor derseniz, bakanın verdiği yanıt buna da pes dedirtiyor. Diyor ki, bilgi işlemdeki arkadaş niye böyle bir şey yaptı? Ben de merak ettim. İzleyelim. Hatta hesap uzmanıyım. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan bir miktar, yani 20 öğretmen atamasının sonuçları önce E-Devlet üzerinden paylaşıldı, ardından kaldırıldı. Birçok öğretmen adayı sosyal medya hesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösterirken eğitim sendikaları torpil yaparken birilerini mi atladınız sorusunu yöneltti. Sınav sonuçları açıldı ve kapandı. Bir televizyon programına katılan Bakan Tekin, yayınlanıp kaldırılan sonuçlarla ilgili açıklama yaptı. Ancak cevabı pes dedirtti. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızdaki bir arkadaşımız sistemin verilerini E-Devlet'e açmış. Niye böyle bir şey, nasıl olabilir ki? Yani onu merak ediyorum ben de, niye yaptığını. Bilgi İşlem Daire Başkanlığında çalışan bir kişinin sistemi ne niyetle açıp kapattığını, kendisinin de bilmediğini söyleyen Yusuf Tekin, işlemi yapan kişi hakkında soruşturma açıldığını söyledi. Onunla ilgili bir soruşturma süreci yürüteceğiz. Seçim vaadi olan mülakatların kaldırılmasıyla ilgili de konuşan bakan, vaat edilenin tam aksini söyledi. Mülakatlar gerekli diyen bakan, torpilin teknik olarak mümkün olmadığını savundu. Teknik olarak mümkün değil diyor bakan. Daha önce de benzer açıklamaları olmuştu ama mülakatın kaldırılması, hatırlayacaksınız, bir seçim vaadiydi. O gün söylendi, unutuldu. Bakın bugün bakan neler söylüyor. Efendim devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tokat Zile'de yaptığı açıklamalar gelecek şimdi ekranlarınıza. Malum Tokat Zile'den yansıyan görüntüler, arkamda da gördüğünüz gibi, daha havalimanından yoğun bir ilgiyle karşılanmaya başlandı İmamoğlu. Davullarla, zurnalarla karşılandı. Sonrasında da adımını attığı her noktada, gördüğünüz gibi arkamda bulunan fotoğraflarda da olduğu gibi, geniş bir kalabalık tarafından dikkatle takip edildi. Şimdi orada yaptığı açıklamalar gelecek ekranlarınıza. Zile Belediyesi Sosyal Tesisi ve Hacı Bektaş Veli Rekreasyon Alanı açılış töreninde konuştu. Ekrem İmamoğlu, hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tek adam yönetimi vardı. Tek adam rejimine karşı sesini yükseltti İmamoğlu. Birisi çıkar ve ben her şeyi bilirim derse ondan uzak durun dedi İmamoğlu. Aynı zamanda biz her zaman Atatürk'ün mavi gözleriyle yurttaşa baktığı gibi bakmaya, onu o gözlerle dinlemeye devam edeceğiz sözünü de verdi. O zaman gelin gidelim, Zile'den kameralara nasıl görüntüler yansıdı izleyelim. Fark etmez. Bilin ki eğer insanı ayırt ediyorsa, insanları bölüyorsa, onlar ne yapıyor biliyor musunuz? Memleketin bereketini kaçırıyorlar, bereketini. Toplumumuzun en büyük tehdidi ne biliyor musunuz? Birisi çıkar derse her şeyi ben bilirim, aman ondan uzak durun. Aman ondan uzak durun. Milletin evlatlarının, çocuklarının fikrine eğer itimat etmiyor, onları göreve çağırmıyorsa ondan uzak durun. Bakın söyleyeyim, eğer birisi kalkar, bu milletin evlatlarını birbirinden ayırır,
insanlarımıza liyakati unutturursa ondan uzak durun. Kısa vadede eş, dost, akrabayı mutlu eder, insanların gözü boyanır, aldanır ama uzun vadede bedeli ağır olur. Her yurttaşımızın gözünün içine o Tural'daki Erdem Başkan'ın dedesine baktığı gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir çift mavi gözü gibi bakacağız. Şimdi devam edelim. Bugünlerde süren bir tartışma.